Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعست لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله فيما قال كما قال. وقدوم آية كريمة رب العالمين şöyle ifade ediyor: Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düşüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için bağışlanma dile. Muhakkak ki Allah bağışlayıcıdır, en il merhamet sahibidir. Okuduğum hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Ben ancak yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim. Sadaka Resulullah. Bu temkinler İslam güzel ahlaktır. Allah-u Teala insanlığı var ettiği günden beri onlara uyarıcılar, yol göstericiler göndermiş. O yol göstericilere melekleri vasıtasıyla ayetler, kitaplar göndermiştir. Bu uyarıcıların en sonuncusu Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam, son mesajda Peygamberimizin benden sonra size iki şey bırakıyorum, bunlara uydukça yolunuzu asla şaşırmazsınız dediği din-i mübin-i İslam'ın tamamlayıcısı, alemlerin Rabbi olan Mevlamızın bizlere sonsuz şefkat, merhamet ve ilminin habercisi, bütün zerratı, bütün alemi yokluk karanlığından, bilinmezlik denizlerinden çıkarıp önümüze ayet ayet, yıldız yıldız seren, geceye anlam katan, gündüzü aydınlatan güneşin de boyun eğdiği bir Rabbinin bir yörüngesinin olduğunu ve bütün mevcudatın hamil emanet olan insana hizmet ettiğini okuduğumuz bir zikir, bir şifa, bir ilim, bir irfan, bir dua, bir ahlak kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi ise karanlık bir çağın mazlumu inleten bir zulüm, zulmün kainatın hizmet ettiği kulları kula kul eden bir dalaletin, canlı canlı toprağa gömülen bebelerin ellerinden tutup o zulümat asrının semasına kaldırdığı elleriyle "Ya Rabbi, bunlar bilmiyorlar, bilseler böyle yapmazlar" şefkatiyle o zulümat asrını ufuklar açan, çağlar açan, deniyetten kurtarıp medeniyetler kuran, nur saçan çehreler, cennetlerle müjdeliler çağına, asr-ı saadete, mutluluk asrına ulaştıran, alemlerin Rabbinin terbiyesiyle terbiye edildiğini söyleyen iki cihan güneşimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eşsiz, güzel ahlakı sünnet-i seniyyesidir. O Kur'an-ı Kerim'in hayat bulmuş halidir. Cap canlı yaşayan bir Kur'an'dır Resulullah. Onu öldürmeye gelenlerin onda dirildiği, ona inanmayanların bile emanetlerini ona bıraktığı, ona güvendiği, yetim büyüdüğü halde kimseyi yetim bırakmayan,
yetim bir evlattan bir enis boyayan, herkesin korkmadan, çekinmeden kendisiyle konuşabildiği, müminlere şefkatli, küffara çetin olan, severek beslediği kuşu ölen bir Yahudi komşusunun çocuğuna taziyeye giden o körpe yavrunun hüznünü masumca, menfaatsiz paylaşan, çocuklarla konuşacağı zaman onlarla göz göze gelecek kadar çömelen, kibirlenmeyen, büyüklenmeyen, büyüklenmediği halde ashabının hizmetçiliğini yaptığı halde, onu söylediği halde halkına da gönüllerimize de efendi olan, öksüzlüğünün öksüzlüğümüzü unutturduğu hüzünlerin de efendisi ve inneke ala hulukun azim mühürüyle ahlakın mühürlü, beni Rabbim terbiye etti örtüsüne sarılı olan dupduru tertemiz bir ahlak. Ya beni Adem'e la yeftinennekumuş şeytanu kema ahrece ebeveykum minel cenneti yenzigu anhuma libâsehuma liyuriyehuma sevâtihima innehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum inna ce'anne şeyatine evliyâ elillezine la yu'minun. İşte Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki ilk önce şeytan o güzel ahlakı yok etmeye çalışacaktır. Allah-u Teala buyuruyor, ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine göstermek vasıtasıyla elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizleri de aldatmasın. Onları takva elbisesinden de soydu, normal elbiselerinden de. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık buyuruyor. İslam asırlar boyu gelmiş, nesiller boyu gelmiş, bütün kitaplarla İslam emredilmiş, din-i mübini İslam anlatılmış, güzel peygamberler güzel ahlakı getirmişler, bütün peygamberler o güzel ahlak için çabalamış, çile çekmişler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o güzel ahlakı tamamlamak için karanlık bir zulüm asra gönderilmiş, o güzel ahlakı tamamlamış ve alemlerin Rabbine iltica etmiştir. Arkasında ümmeti Muhammed'e iki emanet bırakmıştır. Bir tanesi Allah-u Teala'nın alemlere rahmet gönderdiği Kur'an-ı Kerim, bir hidayet, bir rahmet kitabı Kur'an-ı Kerim, bir de onun capcanlı hali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Ve bir de bir düşmanımız var. İşte bu düşman da bu ayet-i kerimede ifade edildiği üzere elinden geldiği her an, her saniye müminleri o güzel ahlaktan uzaklaştırmanın derdinde, müminlerin cennet olan dünyasını cehenneme çevirme, dostluk olan kalplerin arasına düşmanlık ekme gayretinde, herkesi birbirine düşürme, cehennemi doldurma gayretinde. Allah-u Teala'nın rahmet ve merhamet sıfatı da müminleri cennete götürme derdindedir. Allah-u Teala müminleri cennet için var etmiş. Mümin insan cennete layıktır. Cehenneme gitmeye zahmet çekmemelidir. Cehennem zahmet ile gidilecek bir yerdir çünkü. İşte Allah-u Teala bu ayet-i kerimede şeytan anneniz babanız Adem'i cennet elbiselerinden, o takva elbiselerinden soyundurarak onları aldatıp cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık buyuruyor. İslam güneşine ilk perdelerin kapatıldığı, kapatılmaya çalışıldığı, artık müminlerin Mekke'deki eziyete tahammül edemediği ve Habeşistan'a hicret izninin çıktığı demde, Habeşistan Kralı Necaşi'nin karşısındaki Hazreti Ali'nin kardeşi Hazreti Cafer'e ülkenizi niçin terk ettiniz, doğup büyüdüğünüz yeri neden bırakıp geldiniz diye sorduğu zaman Hazreti Cafer şöyle diyor, ey hükümdar, biz cehalet içinde yaşayan bir milletidik. Putlara tapıyor, kokuşmuş et yiyor, fuhuş yapıyor, akraba ile münasebeti kesiyor, komşuluk bağlarına
riayet etmiyorduk. Kuvvetli olanımız, zayıf olanımızı eziyordu. İşte biz bu durumdayken Allah-u Teala bize acıdı, lütfederek içimizden birini peygamber gönderdi. Soyu, iffet ve şerefi hepimizce bilinen birisi, o bizi Allah'a ibadete çağırıyor. Atalarımızın tapına geldikleri ağaç ve taş parçalarını terk etmemizi söylüyordu. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, kan dökmekten sakınmayı, fuhuştan uzak durmayı, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten, dil uzatmaktan uzak durmayı bildiriyordu. O bize Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor, namaza, sadaka ve iyiliğe, oruç tutmaya davet ediyordu. Biz de ona inandık, getirdiği dine uyduk. İşte bundan dolayı toplumumuz bize düşman kesildi, bu sebeple hicret edip ülkenize geldik, diyor. Hazreti Hatice validemiz anlatıyor. Bir hadis-i şerif, an Ebi Hureyre'ten kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmelül mü'minine imanen ahsenuhum hulugan. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mü'minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Aslı saadetten 610 yılının Ramazan ayıydı. Sevgili Peygamberimiz bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekilip tefekkür ettiği bir gün vahiy meleği Cebrail aleyhisselam ile karşılaşmıştı. Son peygambere ilk vahiy inmiş, yaratan Rabbinin adıyla oku diyen ayetlerle Kur'an nazil olmaya başlamıştı. Bu muhteşem olayın verdiği heyecan ve telaş ile yüreği titreyen Peygamberimiz hemen evine sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüş ve başından geçenleri ona anlatmıştı. Kendinden korkmuştu Resulullah. Dedi ki, kendimden korktum. Yaşadıklarına inanması ve risalet görevinin başladığını anlaması ilk anda pek çok zordu. Onun bu şaşkın ve endişeli haline karşılık Hazreti Hatice oldukça sakin karşıladı bu durumu. Çünkü eşinden emin idi, peygamberimizden emin idi. Onun gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir manası olacağını asla ihtimal vermiyordu Hazreti Hatice. 15 yıllık eşi, çocuklarının babası, Muhammedül Emin olarak bilinen, sevilen, güvenilen, kimseye zararı dokunmayan, iyilik ve merhamet timsali olan bir insandı. Bu nedenle Peygamberimizi şöyle teselli etti. Korkma, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve zor durumda kalanlara yardım edersin, buyurdu. Hazreti Hatice, yıllardır tanıdığı, güvendiği, sevdiği eşini, çocuklarının babasını öyle güzel teselli etti ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam kendinden korktum dediğinde ben galiba aklımı yitirdim diye düşündü Resulullah. Bana Mekke'de kimse inanmayacak artık dedi. Çünkü günlerce mağarada kalmış, inzivaya çekilmiş, ümmeti için bir çıkış yolu arayan peygamberin başına kimsenin bilmediği bir şey geliyor. Allah muhafaza dedi, ben herhalde mahvoldum dedi, daha bana kimse inanmayacak dedi. Halbuki Hazreti Hatice 15 yıllık eşinin bakış açısı o kadar güzel ki Allah seni asla darda sıkıntıda bırakmaz, bu olayda senin başına sıkıntı çekesin diye getirmemiştir diye onu teselli etti. İşte İslam, iman, ibadet ve güzel ahlak ile kemale eren değerler manzumesidir. İnsanlığa güzel ahlakın ilkelerini öğreten Peygamberimiz aleyhisselam bu konuda en zirve şahsiyettir. Çünkü İslam
İslam'ı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberdir. Güzel ahlak, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş, mükemmel etmek için gönderilmiş, onu yaşamayla, yaşamıyla bize örnek olmuş bir peygamberdir. Güzel ahlak, insan olmanın bir gereği, insanlığın da en zirve halidir. Hayatta her şey olabilirsiniz ama ahlakınız güzel değilse, olduğunuz her şeyin hiçbir şey olduğunuzun sadece ispatı olur, başka bir şey olmaz. İmanımız ve ibadetlerimiz ahlakımıza yansımadıkça, güzel hal ve hareketlerimiz, iyi niyet ve samimiyetimiz hayatımıza yön vermedikçe hiçbir değerimiz olmaz. Mümin her daim ihsan bilinciyle, yani Allah'ı görüyormuşçasına yaşamalıdır, ibadet etmelidir. Güzel ahlaktan kendini mahrum eden, hayırdan, iyilikten, huzurdan mahrum olur. O yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri ciddi bir şekilde uyarıyor. Tekrar ediyorum. Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya bir imtihan, cennetle şereflendirmişlerdi. Allah-u Teala onları cennette yaratmıştı. Her şeyleri vardı. Fakat bir düşmanları da vardı. Onları cennetten çıkarmak için elinden geleni yapan bir düşman. Hazreti Allah-u Teala bizleri o yüzden uyarmıştır. يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا. Ey Ademoğulları! Şeytan ana babanızı ayıp yerlerini kendilerine gösterip onların elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kılmışızdır. Bugün İslam düşmanlarının yapabildiği, ellerinden geldiği en kolay şey, İslam ümmetinin evlatlarının ahlakını, İslam ümmeti içerisinde yaşayan, hayat bulmuş olan o güzel ahlakı, ümmeti birbirine bağlayan o güzel ahlakı, ümmeti kardeş yapan o güzel harcı yok etmeye çalışmaktır. Ve bunu da ellerinden geldiği kadar başardılar. Gençlerimiz dinin dışında bir yaşam sürmekte, Allah muhafaza eylesin. Allah-u Teala hepimizden soracak, bütün ümmetten soracak evlatlarının halini. Çünkü hepiniz birer çobansınız buyuruyor ve hepiniz Resulullah güttüklerinizden mesulsünüz diyor. Biz mahallemizde olan hiçbir şeyden gözümüzü kapatıp uzağa çeviremeyiz. Etrafımızda olan, ailemizde olan hiçbir şeyden gözümüzü kapatıp aman bana ne diyemeyiz. Yarın Allah ondan hesap soracak, yaşı büyük diyemeyiz. Biz merhamet kimseyle Resulullah'tan aldığımız o güzel öğütlerle, ahlak ile bütün insanlığa o nasıl davrandıysa biz de güzel davranmak şekliyle etrafımızdakilere güzel örnek olmak zorundayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ashabı şöyleydiler. O haldeydiler ki karanlık bir zaman ve binlerce yıl gibi saçma sapan şeyler yapıyorlar. Hiçbir şeyleri mantıklı değil. Yaşamlarının bir anlamı yok. Gelecek diye bir şeyleri yoktu onların. Onlar yaşayıp ölüyorlardı. Her şeyleri bugünkü zamane şeyleri gibi sadece zevkten ibaretti. İmkanı olanlar sadece zevkinin peşindeydi. Mal, mülk biriktirme, eş, çoluk, çocuk sahibi olma, servet edinme, her şeyin tadına bakma derdindeydiler. Roma dönemi hüküm sürüyordu Resulullah'ın zamanında, geldiği dönemde çünkü. Cehalet devri o kadar genişlemiş, o kadar büyümüştü ki artık samimi müminler, samimi kalpleri yetim olanlar bir kurtarıcı beklemekteydiler. İşte onlar günlerce çöllerde susuz kalmış bir bedevinin suya kavuşma sevincinin mesrurlarıydılar. Ashab böyle bir durumdaydı. Sanki günlerce çöllerde susuz kalmış, susamış bir damla su bulsa her şeyi serap görür haldeydiler. Bir kapı aralansa da bir nur doğsa üzerlerine diye bekleyen mazlumlar vardı Resulullah'ın zamanında. O yüzden onlar Resulullah'ı çok sevmişlerdi. Resulullah'ın ahlakını o kadar çok sevmişlerdi ki güzel ahlak karşısında korkup da sığınmak isteyecekleri bir kale aramadılar. Bu yolda canlarını da verecek olsalar artık ne gamdı,
onlar o yoldan dönmeyeceklerdiler. Çünkü onları sonsuz bir karanlıktan ebedi bir hayata getirdi Resulullah. Onlara ebedi bir hayat bahşedildiğini müjdeledi. Unutulmuş bir asrın yetimleriydiler. Ashab öyle durumdaydı. Bu yolda canlarını da verecek olsalar artık ne gamdı, artık onlar asr-ı saadet tenakış inciden bir tutamdılar. Artık mazlumların, yetimlerin sığınağı, arkalarından geleceklere yıldızlar gibi yol göstericiler, kahraman gönülleri, sürur cennetleriyle müjdeleyicilerdiler. Evet, hepimiz bugün keşke bir aydınlık olsa, bir nur da olsa İslam ümmetinin üzerine, şu zulümet asrının karanlığı bir gitse, şu çektiğimiz ızdırap bir bitse, şu müminler inim inim inlemekten, şu yeryüzündeki insanlık kan revan içinde yaşamaktan, yüreğimizi paramparça eden evlatların yetim kalmasından, acıların, ızdırabın dinmemesinden, bizim artık yaşama sevincimizi de elimizden alan, yok eden şu ahlaksız asrın sona ermesinden dem vurmakta yüreğimiz. Allah'a ellerimizi açıp yalvardığımız zaman, ya Rabbi sen kurtar diye nida etmekteyiz. İşte ashab öyle nida ediyordu döneminde. O yüzden o güzel ahlaka o kadar sahip çıktılar ki, canlarını feda eder derecede, anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. Çünkü onlar garip olanları hiçbir şeydi Mekkeliler nazarında, etraflarında hiçbir şey görülürlerdi, kölelerdi mesela. Aynı Hazreti Musa'nın havarisinin, etrafındakilerin, akrabalarının, Firavun'un kölesi olmaları gibi, peygamber torunlarının, evlatlarının Mısır'da köle olmaları gibi, onlar da Mekke'de zenginlere köle edilmişlerdi. Gönülleri, yürekleri çok güzeldi, kalpleri çok güzeldi, ahlakları çok güzel şeyleri temenni ediyordu. Fakat bir lokma ekmek ile 24 saat çalıştırılırlar. Hiçbir şey vaat edilmeyen evlenmelere, evlenme, çoluk çocuk sahibi olma hakkı bile, doğal hakları bile verilmeyen insanlar edilmişlerdi. Ellerinden Resulullah o köleleri alınca kim çalışacak diye feryat etti. O karanlık asrın, o zulüm başkanları o zaman. İşte o yüzden onlar günlerce çöllerde susuz kalmış bir bedevinin suya kavuşma sevinciyle Resulullah'a sahip çıktılar. Ayet-i kerimenin en başında يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Allah-u Teala'nın peygamberine peyderpey gelmeye başlayan müminler çoğalmaya başladıkça, bölük bölük gelmeye başladıkça, Resulullah'a biat etmeye başladıkça kadınlar da gelmeye başladılar. Medine'den kadınlar grup halinde gelmeye başladılar. Allah-u Teala işte o yüzden bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Ey peygamber, mümin kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için bağışlanma dile. Muhakkak ki Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Onlar güzel ahlakı Resulullah'tan almak için biat etmeye geliyorlardı. Artık onlar karıncayı incitmeyenler, çalmayan, çırpmayan dünyanınlerdi. Her biri kaybettikleri Yusuf'unu bulmuş, gönülleri gözlerine dolmuş, İslam ümmetine önderler olmuşlardı. Ashab böyle bir güzellik içerisinde bir hayat bulmuştu, bir su kaynağı bulmuş, etrafında yeşermeye başlamışlardı. Onlar artık oksijen üretmeye başlayan birer fidan gibiydiler. Tohum üretmeye başlayan birer fidan gibiydiler. Her biri çoğaldı, bütün dünyaya yayıldı. Çoğaldılar ve bugün 1502 milyara yakın mümin var etrafta.
Dünyada 2 milyara yakın mümin var. Gücü ne kadardır Allah bilir. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'e lütfuyla ikram ettiği şeylerin hikmetini lütfeylesin inşallah. İslam'ı yeryüzüne tekrar payidar eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed'i İslam'ın yeryüzündeki bayraktarlığıyla sevindirsin inşallah. İslam yeryüzüne gelsin iyice ve yeryüzü cennete dönsün. Allah-u Teala bu mazlumları bu zulüm altından ezilmekten kurtarsın inşallah. Rabbim bizleri sevgili Peygamberimizin şefaatine nail, ashablarına halil, emanetlerine ehil eylesin inşallah. Bizleri Kur'an-ı Kerim'i ahlakıyla, ahkamıyla, ilmiyle âli eylesin inşallah. Şu âlem-i İslam'ın iman ve Kur'an aşkıyla zulümatı zail eylesin inşallah. Bizlere ve evlatlarımıza hüsnü ahlak, hulusi kalp, sonsuz ecir, cennet ve cemalini lütfeylesin inşallah. Geçmişlerimizi affeylesin. Bizleri mağfiret ve dualarımızı kabul eylesin inşallah. Allah-u Teala bütün yapacağımız ibadetleri dergah-ı izzetinde, Mekke'de, Medine'de Resulullah'ın yaptığı, ashabının o inanmış, o samimi ashabın yaptığı, o yegane ahlak insanlarının yaptığı ibadetler gibi samimi ve makbul eylesin inşallah. Rızasının dışında bir şey aramaktan bizleri mahrum etsin. Çünkü onun rızasından daha üstün bir zenginlik olmadığını bizler bilmekteyiz. Yalnız bizlerde bu şuur kalmamıştır. Allah-u Teala bizlere ahlakın en güzeliyle ahlaklı, İslam'ın en güzel sözleriyle bezenmiş güzel bir hal söylesin inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaşayan Kur'an idi, yaşayan ahlak idi. Onun ahlakı dünyadaki bütün dertlere dermandır bugün. Eğer onun ahlakı toplumda yaşanıyor olsa, ailede yaşanıyor olsa, huzursuzluk diye bir şey olmayacak. Televizyonlarda seyrettiğimiz ahlak dejenerasyonunu görmeyeceğiz. Maalesef evlatlarımız bizden kopmayacak. Çünkü biz evlat yetiştiren iyi çobanlar olmuş olacağız. Onlar ile hüsnü ahlak ile bir araya gelebilen babalar, anneler olacağız. Onlar bizi gerçekten örnek alacaklar, bizden uzak durmayacaklar. Çünkü elimizde Kur'an ahlakı olacak, elimizde kitap olacak. Biz onlara hitap edebileceğiz, onlar bizden uzak durmayacaklar. Bizde bir boşluk görmeyecekler, bizde akan bir nehir, dupduru bir ırmak görecekler. Biz akıllarına geldiğimizde sevinç